Bu gördüğünüz kişi Randy Gardner. 264 saat uykusuz kalarak belki de dünyanın en zor deneyini gerçekleştirdi. Bu bir deneysel bir çalışma. Kendisi ilk başta bu arkadaşıyla planlayıp daha sonra uyku konusundaki deneyimli bir bilim insanının da katıldığı bir çalışma oldu. Amacı uykunun etkilerini ortaya koymaktı. Ve deneyin ikinci gününden itibaren birçok temel yetisini kaybetmeye başladı. Bu deney bize gösterdi ki uyku hayatımızın olmazsa olmazı. Uykusuzluğa direnmek veya uykunun yerine başka bir şeyi koyabilmek mümkün değil. Uyku yaşamımızı sürdürmemiz için mutlaka almamız gereken bir ihtiyaçtır diyebiliriz. Fakat biz ona hiçbir zaman gereken önemi vermiyoruz. Hepimizin bunun için bir mazereti var. Çok yoğun çalıştığım için erken uyumak istemiyorum. Gece ayakta olmak hoşuma gidiyor. Uyuyunca hayat kaçıyormuş gibi hissediyorum. Hatta çoğumuz uykusuzluğu bir onur nişanı olarak taşımaya başladık. Evet, uykuya çok ihtiyacımız var. Fakat uyku bizim zamanımızı da bir yandan alan bir şey. Zamanımızı uyku için fazlasıyla kullanmak biraz gereksiz gelebiliyor bana. Günümüzde her 3 kişiden biri 7 saatten az uyuyor. Gençlerde ise durum çok daha kötü. Az uyumamıza rağmen aslında hepimiz uykuyu çok seviyoruz. 5 dakika daha ya. Her sabah uyandığımızda hayatımızı sorguluyor, derslerde uyuyakalıyor, iş yerinde şekerleme yapacak yer arıyoruz. Morning George. Morning Mr. Wilhelm. Uykusuzken enerjimiz düşüyor, başımız ağrıyor, iletişimde zorlanıyoruz. Uykumu iyi aldığım gün kafeine ihtiyaç duymuyorum. Uykumu alamadığım gün çok fazla, yani sürekli kahve tüketesim geliyor. Bunlar küçük gibi görünen büyük sorunlar. Böyle uykusuzluktan ara ara rüya görüyor gibi oluyorum vallahi billahi yani. Peki uykusuzluk nasıl oluyor da bize bu kadar acı çektiriyor? Ömrümüzün yaklaşık 1/3'ünü bilincimiz kapalı olarak geçiriyoruz. Uyku insanlık için gizemli bir bilmece. Nedense çok uykumuz geldi. Hemen yatacağız. 90 yaşına kadar yaşayan bir insan ortalama 32 yılını uyuyarak geçirir. Bu belki de şu an olduğunuz yaştan daha fazla. Bu kadar yılımızı uyuyarak geçiriyorsak bir anlamı olmalı. Aslında hepimiz uykunun sağlıklı olduğunu biliriz. Temel bir ihtiyacımız olduğunu da. Uyku çok temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Bunu uykusuzluk çalışmalarıyla biz ortaya koyabiliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla memelilerde ve diğer canlılarda uykusuz bıraktığımız zaman belli bir süre içerisinde ölüm gerçekleşiyor. Fakat güllerin dikenlerini bir kusur olarak gördüğümüz gibi uykuyu da hayatımız için bir vakit kaybı olarak görürüz. Daha fazla uyuduğumuzda da zaten zaman kısalıyor. İşlerimize yetişemiyoruz. Fakat gülün güzelleşmesi ve bugüne ulaşması dikeni sayesinde ise bizi bugünlere getiren beynimizin işlevi ise her gün uyuduğumuz uyku sayesinde. Eskiden düşünülen şey uykunun çok pasif bir süreç olduğuydu ama aslında beyin aktif bir süreçte. Uyku sırasında da beynimiz çalışıyor. Yani zayıflık diye gördüğümüz şeyler bizi aslında güçlendiriyor. 18. yüzyılda elektrik bulunana kadar uyku bir zayıflık olarak görülmüyordu. İnsanlar uzun saatler uyuyor, bundan da bir pişmanlık duymuyordu. Fakat elektriğin bulunması ve her yerin aydınlanmasıyla bu anlayış yavaş yavaş değişti ve bizi büyük bir yanlışa sürükledi. Bizim elimizin altındaki lambanın anahtarıyla gündüzümüzü istediğimiz kadar uzatma eğilimine girdik. Bunun tabii bir bedeli var biyolojik olarak. Yeterli şekilde uyuduğumuzda
adeta çiçek açarız. Yüzümüz güler, stresimiz azalır, cildimiz güzelleşir, daha başarılı oluruz. Yani hayatı güzellikleriyle görmek, başarılı olmak, iyi bir uyku gerektirir. İyi uyumalıyız. Çünkü uyurken beynimiz kapanmaz. Tam tersine çok aktif olur. Hatta %60 küçülür ve oluşan aralıklara beyin omurilik sıvısı dolarak beynimizi yıkar, temizler, bilgileri depolar, kalıcı hafızaya taşır ve bizi yeni güne hazırlar. Ama arada neredeyse hepimiz huzursuz geceler geçirebiliriz. Buna birçok şey sebep olabilir. İnsan beyni meşgul olduğunda, çözmesi gereken işler ve sorular olduğunda zaten uyuyamıyor. Horlayan bir partner, duygusal sıkıntılar, stres. Uyuyamadığımızdaysa kendimizi kötü hisseder, odaklanmakta zorlanır ve genellikle baş ağrısı çekeriz. Tamamıyla bunu sabah uyandığın andan itibaren hissedebiliyorsun. Sabah uyandığında kesinlikle yorgun bir şekilde uyanıyorsun. Dayak yemiş bir şekilde, sanki böyle uyurken biri seni dövmüş gibi uyanıyorsun uykudan. Ve kesinlikle o günün, kesinlikle ve kesinlikle günün performansı yerlerde oluyor. Ertesi gün daha erken yatar, bunu telafi edersek durum çabucak toparlanır. Fakat bunun devamı gelir ve uykusuzluk artarsa sırada daha kötü günler var demektir. Diyelim ki ertesi gün sınavımız var. Gece yarısı ne yapıyor öğrenciler? Çok geç yatıyor. Ertesi sabah erken kalkıyor, sınava geliyor. Yine aynı şekilde bu bir hafta gibi bu süreci devam ettiriyor. Ama bir haftadan daha uzun sürdürmek çok da doğru değil. 11 gün süren uykusuzluk deneyini yapan Randy Gardner, deneyi yapmaya başladıktan yalnızca 2 gün sonra konuşma yetisini kaybetmeye başladı. Baş dönmesi ve odaklanmada ciddi sorunlar yaşadı. 3. gününde olur olmaz her şeye öfkelenir oldu. Ve 8. günün sonunda genç adam artık temel yetisi olan yemek yemeyi bile beceremez hale gelmişti. Deneyin son gününde kendisinden 100'den geriye sayması istendiğinde her seferinde 7 çıkararak saymaya başladı ve sonra durdu. Sorulduğunda ne yaptığını unuttuğunu söyledi. Evet, hiçbirimiz Gardner gibi 11 gün uykusuz kalmayacağız. Fakat devamlı olarak az uyumanın bize benzer, hatta daha kötü etkileri olacak. Kendimi iyi hissetmiyorum. Kendime gelemiyorum. İşe gitmek istemiyorum. Soğuk soğuk terliyorum. Sorumluluk almak istemiyorum. Özellikle Guinness Rekorlar kitabına girmek için uzun süre uykusuz kalma deneyleri oldu. Ancak Guinness kurulu yanılmıyorsam 1987'de toplanarak en uzun süre uykusuz kalma gibi bir kategoriyi kapsam dışı bırakarak bunu kimse denemesin diye Guinness Rekorlar kitabından çıkardılar. Birçok araştırma az uyumanın kalp sağlığı, yüksek tansiyon, diyabet gibi sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu. Ayrıca uyumayan insanların obez olma ihtimali düzenli uyuyanlara göre %50 daha fazla. Koronavirüs verilerine bakıldığında ise enfekte olan insanların da çoğunun kısa uyku uyuyan insanlar olduğu ortaya çıktı. Çünkü uykusuzluğun bağışıklık sistemimizi bozduğu ve özellikle virüslere karşı mücadelemizi zayıflattığını biliyoruz. O zaman yakalanmamışsak henüz, koronaya yakalanmamak için uyku sağlığımızı korumalıyız. Biz uykumuzu almaya başladığımız zaman adeta o eski gladyatör savaşçılarının giydiği zırhlar gibi bir zırh üstümüze geçirmiş oluruz. Bize Covid falan işlemez hale gelir. Şimdi uyku böyle bir zırh sağlıyor enfeksiyon hastalıklarına karşı. Hastalığa yakalanmış bireyin de hastanede kalış süresini kısaltır ve daha hızlı iyileşmesini sağlar. Az uyumanın ölüm oranlarını %12 oranında artırdığı da yapılan araştırmalar arasında. Yani özetle yeterince uyumamak bizi ve bağışıklık sistemimizi tehlikeye atıyor. Hatta 2014 yılında Dünya Kupası'nı izlemek için 48 saat uyanık kalan sadık bir taraftar,
sonrasında hayatını kaybetti. Zamansız ölümü felçten kaynaklanmış olsa da araştırmalar kronik olarak az uyumanın felç riskini 4,5 kat artırdığını gösteriyor. Hatta uykusuzluk hastalığında gerçekten demans dediğimiz bunama tablosu da ortaya çıkabilir mi diye incelemeler var. O da şöyle, bizim gün içinde bir sürü şeyler birikiyor değil mi? Düşünüyoruz, görüyoruz, bakıyoruz. Beyinde bir takım şeyler birikiyor ve bunlar uykuda temizleniyor. Ama bunlar az uyursak, derin uykumuzu az uyursak ki bunlar demin de söyledim, hep derin uykuda oluyor. Ne olacak? Bir süre sonra bunlar yeterince beyin bu artık maddelerden temizlenemeyecek ve bunlar birikmeye başlayacak. Özellikle Alzheimer tip bunamada saptanan bazı maddelerin bu uykusuzluk hastalığı olan kişilerin beyinlerinde de saptandığını biliyoruz. Uyumamak günlük hayatımızda da birçok hataya yol açıyor. Stresimiz artıyor, çabuk öfkeleniyor ve konsantrasyonda güçlük yaşıyoruz. Buradan uyumanın bir vakit kaybı olduğu ve zeki insanların az uyuduğu genellemesinin büyük bir yanılsama olduğunu anlıyoruz. Yani az uyumak sizi havalı veya zeki yapmıyor. Aksine bitkin ve bilişsel performansı azalmış, bitap bir insan yapıyor. Benim uzun zamandır kullandığım bir slogan var. Uykunun pazarlığı olmaz. Uyku ne kadar alınması gerekiyorsa o kadar alınmak durumundadır. Yeterli uykudan kasıt, genel bilgiye göre 7-8 saat arası. Fakat nasıl cep telefonlarımızın şarjı çevredeki koşullardan, sıcaklıktan, performanstan etkileniyorsa vücudumuz bundan çok daha fazla şeyden etkilenebilir. Gün içerisinde ne kadar hareket ettiğimiz, ne kadar kalori aldığımız, neleri stres yaptığımız, uykumuzun saatini etkileyen en önemli faktörlerden. Buna göre bazı insanlar 7 saatlik uykuyla idare edebilirken bazılarının 9 saat uyuması gerekiyor. Kişinin yapması gereken öncelikle bu uyku ihtiyacını belirlemek. Kaç saat uyku bana yetiyor? Örneğin benim uyku ihtiyacım 7 saat civarındadır. Bunu nereden anlıyorum? Çünkü 7 saatten az uyuduğumda gün içerisinde uykum gelmeye başlıyor. Ya sabah yorgun kalkmış oluyorum, yorgun kalkmasam bile gün içerisinde öğleden sonra uykum geliyor. Şimdi bu iki durum, sabah dinlenmiş kalkmak ve gün içerisinde uykumuzun gelmemesi, uykumuzun yeterli olduğunu gösteren çok önemli iki özellik. Aslında bu süre uyuyan hayvan türlerine baktığımızda çok da uzun değil. Kahverengi yarasalar günün 20 saatini, pitonlar 18 saatini, kaplanlarsa 16 saatini uyuyarak geçiriyorlar. Biz insanların en fazla uyuduğu süre ise bebeklik dönemi. Bebeklikte 17 saat olan uyku süresi yaş aldıkça kısalıyor ve 7-8 saate düşüyor. Günümüzde ise birçok kişi bu sürenin altında uyuyor. Bu hiç yeterli değil. Uykudaki istenmeyen düzenlemelerin insanın ömrünü kısalttığını somut olarak söyleyebilirim. Bu gereğinden fazla uyumak şeklinde de olabilir, gereğinden az uyumak şeklinde de olabilir. İki türlüsü de iyi değil. Genlerimiz günün ve gecenin belirli saatlerinde açılıp kapanmaya programlanmışlardır. Bunun anlamı belirli bir saat arasında uyumamız gerektiğidir. Bu ritimleri takip etmemiz için bakmamız gereken hormonun adı melatonin hormonu, karanlık hormonu olarak da biliniyor. Bu hormon yaklaşık olarak gece 11 ile 3 arasında salgılanıyor. Yani melatoninin sözünü dinlersek vücudumuz gündüz en yüksek performansı sergileyebilir. Gece ise güzel bir uykuya dalarak tüm günü sıfırlayabilir, onarabilir ve yenileyebilir. Gündüz şekerlemelerini de es geçmemek gerek. Nerede olduğum önemli o sırada. Eğer o şekerleme şeyi geliyorsa yavaştan, isteği geliyorsa, o sırada evdeysem veya farklı bir yerdeysem iş dışında kesinlikle bunu değerlendiriyorum. Bilim, gündüz uyunan yarım saatlik bir uykunun 2 saatlik gece uykusuna eşdeğer olduğunu söylüyor. Hatta bazı ülkelerde sadece gün içi şekerlemeleri için minik uyku kapsülleri kullanılmaya başlandı.
Bu 12 ile öğlen 12-14 arası yarım saatlik bir şekerleme aslında yapılabiliyorsa günün geri kalan kısmını daha zinde ve aktif geçirmek açısından önerilebilir. Ama bu saat 12 ve 14 arasında geçilmemeli. Bu aralıkta uyunmalı. Yine o biyolojik dengemiz, saatimiz gereği ve yarım saatin üstünde olmamalı. Çünkü bu daha sonrasında daha fazla uyanırsa gece uykuya dalmayı güçleştirecek. Good nap. Sometimes it's the only thing getting me out of bed in the morning. I'll see you. Hem gece hem de şekerlemedeki uykumuz 3 aşamadan oluşur. Bunlar hafif uyku, derin uyku ve REM uykusu. Her aşamayı birer kez geçmek yaklaşık 90 dakika sürer ve her aşama son derece önemlidir. Beynimiz ve vücudumuz her aşamada farklı iş yapar. Dinlenir ve yeniden enerji toplar. Bu aşamaların doğru miktarda olması uykumuzun kalitesini de belirler. Gece boyunca bu aşamaların her birinin defalarca üzerinden geçeriz. Uykuya dalmaksa her zaman kolay olmayabilir. Bunun için deneysel olarak onaylanmış birkaç öneri var. Öncelikle uyumak için koyun saymamıza gerek yok. Hatta Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde koyun saymanın insanlar üzerinde çok fazla işe yaramadığı ortaya çıkmış. Burada önemli olan zihnimizi başka bir şeye yönlendirmek ya da uyuyamıyorum diye strese kapılmamak ve kendimizi en rahat hissettiğimiz ortamda düşünmek. Uykuya dalmamızda çok önemli bir etken de ortamın ısısı. Yatacağımız ortamı soğutmak uykuya dalmamıza yardımcı olur. Araştırmacılar, sıcak bir battaniyenin altına sıkışmış olsanız bile serin bir kafanın daha iyi uyumaya yardımcı olduğunu bulmuşlar. Ortamın ışığı da özellikle uyku kalitemiz için son derece önemli. Yatmadan biraz önce ışıkları kısmak, yatarken de tamamen karanlıkta uyumak kaliteli bir uyku uyumamıza yardımcı oluyor. Gün içerisinde alacağınız duşu yatmadan önceye erteleyerek de güzel bir uykuya katkı sağlayabiliriz. Ilık bir duşun ardından soğuk bir odaya girmek, vücut sıcaklığında hafif bir düşüşe neden oluyor ve bu da metabolizmanızı yavaşlatarak uykulu hissetmemizi sağlıyor. Uyku pozisyonunu belirlemekse son aşama. Herkesin bir yatma pozisyonu olsa da aslında en sağlıklı ve rahat uykuya daldığımız pozisyon bir yöne dönerek yatmak. Özellikle mide dolu olduğunda sola dönük yatmak uyumamızı önemli ölçüde etkiliyor. Şimdi derin ve şifalı bir uykuya dalıp ertesi gün yepyeni bir güne başlama zamanı. Yani iyi bir uyanıklık için çok iyi bir uyku gerekli. Anlaşılacak şey apaçık ortada. Uyku bir hoşgörü değildir. Öylesine göz önünde bulundurduğumuz bir şey de değildir. Önemli olan uyumazsak uçamayacağımızı fark etmektir. Kanatlanıp uçmayı hepimiz hak ediyoruz.